Herkese merhaba. 2006 yapımı iki mükemmel aktörünün başrolünü üstlendiği The Prestige filmiyle yeniden sizlerleyim. Hugh Jackman ve benim favori oyuncum olan Kristen Bell bu filmin başrolünde. Kristen Bell'i ben ilk Amerikan Sapığı filminde izleyip orada çok beğenmiştim. Sırası geldiğinde o filmi de sizlerle paylaşacağım. İşte o gün bugündür kendisini çok yakından takip ediyorum. Filmin yönetmeni Christopher Nolan'ındır. Filmin konusuna gelecek olursak, ikisi de sihirbaz olmak isteyen çaylaklar tiyatroda ders almaktadırlar. Sihirbazlık sırasında Kristen Bell yanlış düğüm atması ve Hugh Jackman'ın karısının ölmesiyle filmimizin başlıyor. İkisi de ayrı tiyatroda sihirbazlık gösterisi yapmaya başlıyorlar. Hugh Jackman'ın karısının intikamını almak istiyor. Daha sonra iş intikamdan çıkıp birbirleriyle yarışmaya başlıyorlar. Yaptıkları sihirbazların hilelerini görmek ve öğrenmek istiyorlar. Ama işte bu bir prestij meselesi olduğu için öğrenemiyorlar. Yok olmak istiyorlar ve sahnesinde tekrar geri gelmek. Yok olunca kendilerine daha büyük bir sihirbaz olacağına inanıyorlar. İşte tam da sorun burada. İnsanları ne kadar daha iyi kandırabiliriz diye çırpınıp duruyorlar. O günün bilim insanı testlere kadar gidiyorlar. Ve artık iş çığırından çıkıp bu sefer daha üst seviyeye çıkarak birbirini saplantı haline getiriyorlar. Egolarına yenik düşüp ikisi de bu saplantının bedelini ödüyor. Bazı sahnelerde Kristen Bell'in oyuncuna laf bile söyledim. Çok fazla tutarsız bir rol yapmış gibi geldi bana. Ama onların aslında bir aldatmacı olduğunu filmin sonunda öğreniyoruz. Konusu ve kurgusu ile gerçekten güzel bir film. Mükemmel demiyorum ama güzel bir filmdi. Mükemmel demememin nedeni ise filmin konusu çok yavaş işlemesi. Birbirleriyle olan yarıştan sıkılmaya başlıyorsunuz. Keşke bu sihir değil de başka bir şey olsaymış diye bile düşündüm. Çünkü aynı yok olmaları farklı şekillerde izleyip durdum. Keşke başka sihirler de olsaydı ya da başka gösteriler de yapılsaydı fena olmazdı. Oyunculara lafım yok ama Sihirbazlar Çetesi gibi bir film hayal etmiştim. Belki o kadar olmasa bile farklı sihirler ortaya konulabilirdi. Filmin sadece bir hatası vardı. Kristen Bell'in mühendisi hiç yakın çekim göremiyoruz ve bir tane repliği bile yok. Mühendisten bir şey çıkacağını anlıyorsunuz. Kesin hain, o gidip hilelerini satıyor gibi düşündürüyor insana. Altından yine farklı bir şey çıktı. Bu filmi izlerken aklıma nedense David Copperfield geldi. O da bizim zamanımızın en büyük sihirbazıydı. Şimdilerde insanlar ellerindeki telefonlarıyla sihirbazlık yapıyorlar. Yok olabiliyoruz, görünmeyebiliyoruz. Ruhumuzu akıllı telefonlara teslim ettik. Telefonlarda sihir yapıp güzelleşebiliyoruz. Sihirbazlara da artık teknoloji bulaşmış durumda. Şapkadan tavşan çıkma numaraları çok daha eskidi. İnsanlar artık yeni bir şey görmek istiyor. Bu yüzden artık sihirbazlık eskisi gibi insanların ilgisini çekmiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bir dahaki film seçmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.